Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamayız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertibde bulutkan haberlerine huzuruna sunuşturacağımız kaynamsız dıktanlar ekranımızı bulsun. Xitayning Uyghur mahallelerini vayron qilish jinoyati davomlashmoqda. Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari yaqinqi yillardan beri atalmish koni o'ltiraq rayonlarini o'zgartirish va yangilash nomida Uyg'urlarning milliy uslubda selingan uy imoratlarini majburiy chiqib Xitoy uslubiga o'zgartib kelgan bo'lib, doiralar bu qatim yana zo'r turkumdagi o'ltiraq rayonlarini o'zgartirish harakatini boshlagan. Tangritog' to'rining 27-iyuldagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy doiralari atalmish kapolatlik amin uy qurilishi, koni o'ltiraq rayonlarini o'zgartirish va yangilash degandek nomlarda Uyg'urlarning milliy va islomiy uslubda selingan uylarini majburiy chiqib, Xitoy uslubiga o'zgartirishni tezlatgan bo'lib, 30-iyungacha Sharq Turkiston bo'yicha shahar bozorlaridagi 1156 o'ltiraq rayonni majburiy o'zgartirish harakatini boshlagan. Xitoyning mazkur harakati 192,400 oilaga chetildigan. Navbatda ish boshlash nisbati 90,81% ga yetgan. Xitoy xabarlarida oshkorlanishicha, Xitoy doiralari Uyg'ur savdogarlarini tarqoqlashtirib, texniki yaxshi kontrol qilish uchun bir necha oy ilgari Qashqar yangi bozorini majburiy chiqib o'tgan. Undan boshqa Qashqar viloyati 2021-yili atalmish shahar bozorlaridagi koni o'ltiraq rayonlarini o'zgartirish nomida 201 o'ltiraq rayon 616 bina 1,150,400 kvadrat metr ko'lamdagi 14,549 oilaning Uyg'ur milliy uslubida selingan uylarini chiqib o'zgartgan. Planning o'rindilish nisbati 100% ga yetgan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining Sharq Turkistondagi Uyg'ur mahallalariga buzg'unchilik qilish orqali tarixiy izlarni, mahalla qo'shindorchilik kulturini va binokorlik madaniyatini vayron qilishga urinayotganligini, shundaqla bu orqali xalqni iqtisodiy jihatdan ojizlashtirish, texniki unumli kontrol va nazorat qilish, nupus nisbatini tövallatish qatorliq maqsadlarga yetmoqchi bo'lganligini bildirishmoqda. Taylanddagi Uyg'urlarning tuyuqsiz Bangkokga yig'ib olinishi andisha qo'zg'amoqda. Taylandda tutib turilayotgan bir qism Uyg'urlarning Bangkokdagi bir tutib turish markaziga yig'ib olinishi ularning Xitoyga qaytirilish xavfi haqida qaytadan andisha qo'zg'agan bo'lib, Tayland hukumati bu ehtimollikni inkor qilgan. Bir necha kundan beri Taylandning o'xshamagan joylarida tutib turilayotgan Uyg'urlarning tuyuqsiz Tayland poytaxti Bangkokdagi bir tutib turish markaziga yo'tkalganligi haqida xabar tarqalgandan keyin, ularning Xitoyga qaytirilishi mumkinligi haqidagi andishalar kuchaygan. Tayland axborot organlarining bu vaqtdagi xabarda qayd qilinishicha, Taylanddagi Islomiy kengash va boshqa 7 hukumatsiz tashkilot o'rtaq bayonot e'lon qilib, mazkur Uyg'urlarning taqdiri haqidagi andishalarni o'tirg'i qo'ygan va hukumatdan bu to'g'riliq tushuncha berishini talab qilgan. Taylanddagi Xalq huquqi fondining raisi Chalida Tajaroinsok Uyg'urlarning Bangkokga yig'ib olinishining bir necha hafta burun yuz bergan 3 Uyg'urning qochib ketish voqeasi bilan munosabatlik bo'lishi mumkinligini bildirgan. Ve haber menbaimiz bizge Uyg'urlarning davlatning har qaysi joylaridagi tutib turish markazlaridan yig'ib olinganligini, hazır ularning hammasining Suan Pilo ko'chmanlar yig'ib olish markazida ekanligini aytdi. Ularning Xitoyning besimi ostida qaytirib berilishidan andisha qilyapmiz. Hozircha faqat ularning shu joyda tutib turilayotganligini bilamiz degan. Ilgari surilishicha, navbatda Taylandda tutib turilayotgan Uyg'urlarning soni 56 bo'lib, taxminan 2 hafta burun 3 Uyg'urning Pirachub Xayrixon o'lkasidagi tutib turish markazidan qochib ketganligi xabar qilingan edi. Navbatda ularning hozirgacha hech qanday izdiriki bo'lmagan. Tayland hukumati 2015-yili 7-oyda ko'pinchisi ayollar va bolalar bo'lib 173 Uyg'urni Turkiyaga yo'lga salgan bo'lib, bir haftadan keyin 109 Uyg'urni Xitoyga o'tkazib bergan edi. Növbette muhaciretdeki Şarkı Türkistanlıklar ve insan hakları teşkilatları bu facianın kayıt tekrarlanışından endişe kılmakta. Xitay bu qatim atalmış İslam institutini teşviqat kovziri qildi. Şarkı Türkistan'daki irqiy qirg'inchilik jinoyatining xalqaro jamiyatda, xususan İslam dünyasida kun tartibga kelishidan bearam bo'lgan Xitoy rejimi Şarkı Türkistan'daki saxta diniy zatlarni ishga solib, xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga urindi. Yaqinqi yillardan beri Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati xalqaroning diqqatini qo'zg'ishiga ergishib, Xitay rejimi yalğan meydan, yalğan guvahçılarını işqi silish qatarlıq vasitələr bilan cinayətlərini yoshirishga urinib kelgan edi. Bu qitim Xitay rejimi atalmış İslam instituti bilan Xitayga sodiqlik bilan xizmat qilayotgan Abdurekip Tömürniyazni o'ttirg'i chiqarib, Sharq Turkistonda İslam dini va musulmonlarga qarshi ijro qilayotgan jinoyatlar haqida İslam dunyosi va xalqaro jamiyatning ko'zini bo'yashga uringan. Xitay rejimi 26 iyul o'zining bir qism axborot organlarini tashkillab, Xitay yillardan beri tashviqat ko'ziri qilib kelayotgan atalmış İslam instituti ve institutning qo'rchaq raisi Abdurekip Tömürniyazni ziyorat qilgan soxta ko'rinishlar bilan maxsus qisqa film ishlab tarqatgan. Xitay bu qisqa filmni ishlash uchun alohida kuch chiqargan bo'lib, ko'z bo'yamchilik bilan yillardan beri cheklanib kelgan diniy kitoblarni Türk Tilla Divani qatarlıq klassik əsərlərini institut kütüpxanasındakı gözgü göründüğən yerə tizib qoyğan. Xitay yana institutdakı oxuğucularının dini təlim tərbiyə eləyətqan saxta görünüşünü görüstüş arqalıq Şərq Türkistanda dini oxutuşunun normal davam qılıbatqanlıqdak yalğan uçurunu tarqıtışqa urunğan. Mazkur qisqa filmda Abdurekip Tömürniyaz Xitayning jinoyatlari haqqında yalğan guvohlik berib, "Mən 6 qitim haj qılğılı bardım. Bir neçə dövlətni sayohat qıldım. İnstitutdaki dərslərinin 70% İslami bilimlərini öz içinə alıdı. Bunundan hökumətinin müsəlmanlara dini erkinlik siyasəti yolu qoyğanlığını görüb alğılı buludu" deyə bildirilgan. Kuzatuvchilar Xitay rejimining yaqinqi mazgillarda Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini va İslam diniga qarshi bostirish siyosatini oqlaydigan yolg'on tashviqot uchun zo'r kuch sarf qilayotganligini, bu qitimmo Abdurekip Tömürniyazga o'xshash yollanma xodimlari va saxta maydonlar orqali ko'z bo'yashga uringanligini, albuki Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarining allburun xalqaro jamiyatga oshkora bo'lganligini, bulubmu ko'pligan davlatlardagi islomiy tashkilotlar va zo'r ta'sir kuchga ega ulamolarning Sharq Turkiston musulmonlari uchun harakatga o'tishga boshlaganligini, buningdan bearam bo'lgan Xitoyning barliq vositalarini ishqi silishga boshlaganligini bildirishmoqda. Xitoy oqqullarini Sharq Turkistonga ko'chirish yo'llari texmo kengaytirilmoqda. Xitoy doiralari yaqinda Turpan aerodromidan Beyjingga bevosita uchadigan Avasiya liniyasi ochgan bo'lib, Xitoy oqqullarini Sharq Turkistonga jalb qilish uchun ta'sis qilingan yana bir havo yo'li ko'paygan. Xalq to'rining 27 iyuldagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistonga Xitoy oqqullarini ko'plab ko'chirib kelish uchun Xitoy Birlashma Avasiya cheklik shirkatining KN 2027 Beijing Turpan yo'lovchi Avasiya liniyasini yo'lga qo'ygan. Bunun bilan Ürümçi, Qashqar, G'ulja, Qaramay, Korla, Aqsu, Shixanza ve Qumul qatarliq tarmoq liniyalik aerodromlardan boshqa Beijingga bevosita uchadigan Avasiya liniyasidan yana biri ko'paygan. Bildirilishicha, Beijing Turpan Avasiya liniyasida har seshanba, payshanba, shanba Xitoy Birlashma Avasiyasining 3 navbatchi aeroplani qatnaydi ekan. Safarga taxminan 3,5 saat ketadi ekan. Buningdan boshqa Xitoy yana Sharq Turkistonga nurg'un sayohat huddi aeroplan Avasiya liniyasini echib, Avasiya liniyasi to'rini davomli qizichlashtirgan va bu orqali ko'pligan Xitoy sayohatchilarini Xitoy oqqullarini Sharq Turkistonga ko'chib kelishga rag'batlantirish va oxirgi hisobda Sharq Turkistonni butunlay xitoylashtirishdan iborat rezil niyatiga yetishni planlagan. Xitoy rejimi yaqinqi yillardan beri millionlagan Sharq Turkiston xalqini jazo lageri va turmalarga qamab, yoshlarni Xitoy o'lkalari va boshqa rayonlarga surgun qilish orqali Uyg'urlarning sonini azaytib, o'rniga Xitoy oqqullarini yerlashtirish qadamini tezlatmoqda. Va bu planning texnik yaxshi amaliylashishi uchun Xitoy o'lkalaridan Sharq Turkistonning har qaysi joylariga havo qatnashini kengaytmoqda va shundaqla temir yo'l va tosh yo'llarni Xitoyga bevosita tutashtirib, ko'chman ko'chirish va Sharq Turkistonning boyligini bulang-talang qilish salmog'ini barg'on siri oshirmoqda. Diviziyalarning Xitoyning bostirish siyosatida hal qilg'uch rol o'ynaganligi haqida dokulat e'lon qilindi. Angliyadagi bir universitetning yangi e'lon qilgan tadqiqot dokulati Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish qurilish diviziyalarining Xitoyning bostirish siyosatida hal qilg'uch va yadroliq rol o'ynaganligini ko'rsatib berdi. Angliya Sheffield Hallam Üniversitesining Helena Kennedy Halkara Adliya Merkezi 26 iyul tüp yıldızdan yo'qotish Xitoyning ko'chman guruhlari va ularning Uyg'ur rayonidagi inson huquqlari dafsandachiligi nomli yangi dokulat e'lon qilgan bo'lib, Sharq Turkistondagi diviziyalarning majburiy ko'chirish, majburiy amgakka selish, zo'migarlik bilan yer zamin egilib olish, xohlagancha tutqun qilish qatorliq jinoyatlar orqali Uyg'ur qatorliq turkiy millatlarning haq-huquqlarini ve dini milli kimligini bastırganlıkını körüstüp ötken. Mezkur dokulatda Şarkı Türkistan'daki diviziyalarının emiliyeti bir müstemliki organı ihkelliki Xitayning yuqur derecelik emeldarlar tarafından başkurulduğanlıqı ta'kidlangan. Dokulat yana Şarkı Türkistan halkı keng kölamda tutqun qilingandan keyin diviziyalarning asaslıq emgek küçüge aylanğanlıqı, hatta bir qism jaza lagerlarining diviziyalardagi ishlab chiqarish rayoni ichiga selinğanlıqı qayd qilingan. Dokulatda Şarkı Türkistan'daki barlıq zavod karxanalar ve quruluş türlerining Xitayning bastırış hareketiga qatnaşqanlıqı, diviziya dairlerinin Uyg'urlarni yer zeminlarini ötküzüp berishga majburlab, ularni arzon emgek kuchiga aylantirganlıqı, madaniyati ve turmush adatiga butunlay buzg'unchilik qilganlıqı ko'rsatib o'tilgan. Shundaqla har qaysi hukumatlarni Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan majburiy emgek mahsulotlarini cheklashga ve diviziyaga chetishliq tamojna uchurlarini oshkorlashga chaqirgan. Washington'daki bir akıl ambarının bildirişçe Şarkı Türkistan'daki diviziyalarının kontrolüqideki şirketler 2900'ge yıkılışı diken. Diviziyalarga bevasitə yoki vasitlik çetildiğen şirket, karxana ve organlar bütün dünya miqyasida 862 mingdan aşı diken. Maymun çechiki virusu to'g'risida yeni ma'lumot e'lon qilindi. Dünya miqyosida maymun chechiki virusiga munosabatlik vaqalar sonining 18 mingga chiqqanligi e'lon qilindi. Turkiya Ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Dunyo Sog'liqni tashkiloti bosh direktori Tedros Adhanom Ghebriyosos tashkilotning Jenevadagi bosh markazida muxbirlarni kutib olish yig'ini chaqirib, maymun chechiki virusiga munosabatlik yangi o'zgarishlarni e'lon qildi. U Dunyo Sog'liqni tashkilotining hozirgacha 78 davlatda maymun chechiki virusiga munosabatlik 18 ming vaqani to'g'rilaganligini bildirib, vaqalarning 70%-ni Dunyo Sog'liqni tashkilotining Yevropa rayoni, 25%-ni Amerika rayoni egallaydi dedi. U maymun chechiki bilan yuqumlangan bemorlarning 10%-ning doktorxonada davolanganligini eskartib, davlatlar, jamiyatlar va kishilar bu xatarga astoydil qarab, oldini olish uchun zarur tadbirlarni yo'l qo'ysa, virusning tarqalishini tizginligili bo'ladi dedi. Amerika Merkezi Bankası ösüm östürdü. Amerika Merkezi Bankası ösüm nispetini 75 asasi nokta östürüp, 2,25-2,50 aralıqıga çıkardı. Amerika Merkezi Bankası bayanat e'lon qilib, ösüm nispetini aşırış kararının barlıq azalarının birdek maqullışı bilen çıkarılğanlıqını uqturğan bulup, bayanatta pul pahallıqı Xitay virusu yuquma payda qılğan talep ve təminləş tangpunsızlıqını, yemeklik ve energiya bahasını ve teximukang baha besimini aks ettirgen halda yuquru buluşunu davamlaştırmaqda deyilgen. Bayanatta Rusiyanın Ukraynaga qarşı qo'zg'agan urushining insoniy va iqtisodiy qiyinchiliklarni keltirib chiqarganligi qayta-qayta ta'kidlangan bo'lib, urush va munosabatlik o'zgarishlarning pul baholigi ustida yuqori yo'nalishlik qo'shimcha besim paydo qilib, yer shari iqtisodiy faoliyatlarga ta'sir ko'rsatganligi qayd qilingan. Hörmətli televizyon görüşlər, şuna qılıb bugün xəbərimiz müşahidə axırlaşdı. Ədiki xəbərimizi görüşkücə sizlərini Cənab-i Allah'a daşırmız. Şuna qılıb proqramı axırda ekran arxısındakı barlıq xizmət daşırmağa köptün köp rəhmət edimən. Əssalamu aleykum və rəhmətullah.